Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku izleyicileri. Bugün muhteşem bir ürünle karşınızdayız. Merakla beklenen Huawei P20 Pro ofisimize geldi. Dün geldi, biz de hemen bugün hem bir kutudan çıkartalım hem de teknik özelliklerine bakalım dedik. Testlerinde yakında başlayacağı müjdesini verelim. Evet, geçen ay tanıtılan Huawei P20 Pro şu anda biz bu kutu açılımını yaptığımızda dünyadaki en iyi kameraya sahip akıllı cep telefonlarından bir tanesiydi. 3 kamerası var, ana kamerasından bahsediyorum. 3 kamera ne işe yarıyor, ne yapıyor? Bunların detaylarını incelemeden anlatacağız ama en azından şimdi bir kutu içeriğine bakalım. İnceleme öncesinde bize bir fikir vermiş oluruz. Şimdi kutudan çıkartıyoruz. Telefonumuz var. Şöyle çıkartayım ben. Göstereyim. Bu detaylarını da ayrıca vereceğiz zaten size. Oldukça bir kere büyük bir telefon olduğunu söyleyeyim bakın. Ele oturuyor ama birazcık büyük bir telefon. Başka neyimiz var? Hemen onlara bakalım. Şöyle klasik artık bilgi dokümanı var. Şurada bir sim kart yuvası açma aparatımız var metalden. Küçük bir aksesuar var. Bu aksesuar ne işe yarıyor? Cihazda USB Type-C bağlantısı var ve kulaklık girişi yok. Bu standart kulaklığa çeviren bir adaptörümüz var. Onun detaylarını da göstereceğiz. Type-C kablomuz. Hem şarj hem bilgisayar bağlantısı için. Yine Type-C'den bağlanan kulaklığımız. O da burada. Bir de USB adaptörümüz birazcık maşallah diyeyim iri gibi arkadaş. Kutu içeriği böyle. Sade bir kutu içeriğimiz var. Çok öyle cafcaflı ve çok şeyli değil ama işimize yarayacak olan her türlü parçasını yine içinden çıktığını söyleyelim. Teknik özelliklere bakacak olursak karşımızda 6.1 inçlik bir telefon var. 18.7'ye 9 oranına sahip. Günümüzde artık telefonlar biliyorsunuz ince uzun olmaya başladı. 16'ya 9'dan artık uzaklaşmaya başladık. Telefonlar artık daha ince ve daha uzun. 18'e 9 olanları var. 18.5'a 9 olanlar var. Huawei'nin bu modeli P20 Pro 18.7'ye 9 oranına sahip. Onu belirtmiş olalım. Ekran çözünürlüğümüz ise 1080'e 2240 piksel. Çok iyi yani, öyle söyleyeyim. Çentikli bir telefon var, onu söyleyelim hemen. Şurada ekranda görüyorsunuz üst kısmında. Çok büyük olmasa da, iPhone 10 kadar büyük olmasa da bir çentiğimiz var. Orada kamera ve algılayıcılar var. Bu yüz tanıma vesaire gibi işlemler için buradaki kamera ve algılayıcılar kullanılıyor. 408 ppi ekran, telefonun ekran yoğunluğu. Android 8.1 Oreo işletim sistemiyle geliyor telefonumuz. 8 çekirdekli Huawei'nin kendi geliştirdiği Kirin 970 işlemcisine sahip ki Huawei zaten kendi telefonlarında yine kendi geliştirdiği işlemciyi kullanıyor. Bu anlamda iyi bir çözüm olduğunu söyleyeyim. Mali G72 MP12 GPU'muz var. Oyunlarda vesairede tüm performansı bu GPU ile beraber, hem CPU tabii, hem işlemci hem de GPU beraber karşılıyor. 6 GB RAM. 6 GB RAM'imiz var ki şu anda alabileceğiniz yani Android telefonlarda, amiral gemilerinde zaten 6 GB'tan şu an daha üzeri yok. En üst noktası bu. Gayet performanslı olduğunu söyleyeyim. 128 GB'da depolama yerimiz var. Bu arada bu cihazda microSD bellek yuvası yok. Bazı modellerde oluyor ama bunu da koymamışlar. Ama 128 GB da zaten yeter diye tahmin ediyorum ben. Çünkü daha üstünü isteyecek olanlar mutlaka olabilir ama genel kullanım açısından baktığımızda 180-190 daha fazla bir kapasite istemeyecektir diye düşünüyorum. Kamera meselesine gelecek olursak cihazın, az önce söyledim zaten girişinde, dünyanın 3 kameralı, 3 ana kameralı ilk akıllı cep telefonu Huawei P20 Pro. Üründe kameranın bir tanesi, ki ana kamera olarak geçiyor bu, 40 megapiksel çözünürlük sunuyor. Diyaframımız 1.8 bu kameramızda ve 27 mm objektif odak uzaklığına sahip. Bu ana kamera olarak geçiyor ve genelde çekimlerde, biz hemen birkaç saat içinde hemen bir şeyler çekmeye çalıştım. Ana kamera kullanıyor ama bazı modlarda çözünürlük düşüyor ve ana kamera dışındaki diğer kameralarda kullanılıyor. Diğer kameramız ise 20 megapiksel, o siyah beyaz çekiyor sadece. Diyaframı ise onun 1.6, 27 mm yine onun da odak uzaklığı.
Üçüncü kameramız ise 8 megapiksel çekiyor. O 80 milimetre, yani yakınlaştırma yapıyor anladığınız üzere. Özellikle konuya yakınlaştırma yapmak istediğiniz zaman, ki yaklaşık olarak 3x tekabül eden bir optik zoom imkanı sunuyor. Onun da diyaframı f2.4, bunu da söylemiş olayım. Cep telefonunun objektifleri Leica tarafından geliştirilmiş ve az önce söylediğim gibi şu anda satışta olan, en azından biz bu videoyu çektiğimizde satışta olan en iyi kameralı cep telefonu. DxO Mark'ın testlerinde 109 puan aldı. Şu anda daha üstü yok, öyle söyleyeyim. Bir altında da P20 olduğunu belirtelim. Bu bilgi de en azından işimize yarar. Biz ufak tefek testler yaptım ben. Fotoğraf konusunda gerçekten çok başarılı. Bu arada fotoğrafta bir de yapay zeka olayı var ki o çok çok enteresan. Çektiğiniz konuyu sizin yerinize algılıyor makine. Mesela bir örneğin bir bitki çekiyorsanız bu yeşillik diyor. Enteresan bir Türkçe'ye çevirmişler. Yeşillik diyor. Yemek fotoğrafı çekiyorsunuz, bu yiyecek diye yazıyor ekranda ve ona göre ayarlar otomatik olarak makineye yükleniyor. Çok başarılı olmuş bu. Hani bazen bunlar çok böyle atarlar, tutarlar firmalar ama burada gerçekten de gördüm ben. Çok iyi çekimler yapıyor. Siyah beyaz tarafı çok iyi. Portre tarafı çok çok enteresan. İşte iPhone 10'da olduğu gibi böyle size etrafınızı siyah çeken fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Çok başarılı olmuş. Yani kamera tarafında hakikaten de öyle, o 109 puanı almış ama kolay verilmiyor puanlar. Hakkını vermiş olduğunu söyleyelim. Tabi bunlar ilk izleyenler, bu arada bunu söyleyeyim. Hani bu test, ana test daha başlamadı. Bir günde yapamayız bütün testleri. Ama ilk izlenimlerimiz gayet başarılı. Bunun dışında 4K 30 FPS video kayıt edebiliyor. 60 da olabilirdi aslında. Bu kadar üst düzey bir makine biraz 60 bekleyebiliyoruz bazen ama 30 FPS yapıyor. Ön kameramız ise 24 megapiksel. O da fena değil. Onun video gücü ise 720p. Orada da bir Full HD olsa fena olmazdı ama pek önemsememiş belki Huawei, bilemiyorum o tarafını. Bunlar dışında baktığımızda 4000 mAh'lık bir pil var. Ki 4000 iyi bir rakam, öyle söyleyeyim. Daha o pilin test etme imkanım olmadı açık konuşmak gerekirse ama muhtemelen iyi bir sonuç vereceğini tahmin ediyorum. Yine ana test yaptığımızda, bu bir ön inceleme olarak görecek olursak, ana test yaptığımızda pilin de değerlerini size sunmuş olacağız. 180 gramda bir ağırlığımız var. Çok hafif bir telefon değil ama tabii bu kadar özelliği koyduğunuz zaman da zaten telefon hafif olamıyor ne yazık ki. Şık bir telefon olmuş, güzel bir telefon olmuş. Tabii fiyat meselesine gelelim hemen. Ön inceleme yapıyorsak madem, 4999 TL gibi biraz sınırları zorlayan, belki de Huawei için ya bu ne biçim rakam diyebileceğiniz bir rakam var. Ama hani sunduğu özelliklerle fiyata baktığım zaman ben çok aşırı yüksek bulmuyorum ki, hele ki dolar euro kurlarının çok arttığı bu sıra çok arttı. Ama tabii hani 5000 lira verdiğiniz zaman da birçok farklı seçenek oluyor. O da birazcık hani ne istediğinize, ne beklediğinize bağlı. Ama iPhone 10 da alırsınız, işte Note 8 de alabiliyorsunuz, S9 Plus da, Samsung S9 Plus da alabiliyorsunuz. Bu birazcık ne beklediğinize, ne istediğinize bağlı olarak değişiyor ama yabana atılacak bir telefon değil, onu baştan söylemiş olayım. Evet, bu videoda biraz sizlere hani P20 Pro ile ilgili çok heyecanlandım çünkü çok güzel bir ürün. Ofisteki herkes de böyle aman işte o mu geldi, bu mu geldi, nasıl çekiyor falan diye çok merak ettiği bir telefondu. Muhtemelen siz de merak ediyorsunuz. Detaylı bir testi gelecek. En geç bir aksilik olmazsa 2 hafta içinde detaylı bir testini video inceleme olarak da yine hem YouTube kanalımıza yükleyeceğiz hem de teknolojioku.com adresinizde göreceksiniz. O güne kadar biraz sabretmenizi istiyorum. Takipte kalın, hoşça kalın.